Herkese merhaba arkadaşlar. Size şimdi Adler para trike'ımızla ilgili bazı püf noktaları göstereceğim. Bu arada para trike ile ilgili detaylı bilgi öğrenmek istediğiniz herhangi bir konu varsa sorabilirsiniz. Şimdi bakın, trike'ımız şöyle bir yerde duruyor. Zemin düz, şuraya bir kalas koydum arkadaşlar. Kalası gördünüz. Yani şu zemin şu an şurası tam terazide. Hatta bakın şöyle elimde bir açı ölçer var, görüyorsunuz. Yani şöyle hareket ediyor. Eğer zemin düzse ne gösterecek? Haliyle şuraya koyuyorum, sıfır gösterecek. Evet, gördüğünüz gibi sıfır. Bakın telefonu bir tarafını kaldırıyorum, hemen 3-5 derece değişiyor. Bu tarafını kaldırıyorum, 3-5 derece değişiyor. Bakın duruyor, sıfır. Şimdi para trike'ımız düz bir zeminde. Bundan eminiz artık. Evet. Şimdi neyi göstereceğim size arkadaşlar? Şu pervanede bu çok hafif bir öne bir yatıklık var. Çok hafif arkadaşlar. Bu genelde 3-5 derece arası olabiliyor. Hiçbir zaman tam 90 olmayacak. Biraz yukarıda olacak. Yani 3 ila 5. Ben genelde 5 yapıyorum. Ben para trike inşa ederken 5 yapıyorum. Şimdi bakalım bu Bulgar arkadaşımız kaç derece yapmış? Şuraya koydum açımızı. Evet, 87 geliyor arkadaşlar. 3 derece. Hatta 88 bile oldu ama. Dur bakayım. 87. Evet. Bazen 88 oluyor ama benim kılıf da var şurada. Ya da şu butona bastık galiba. Pardon. Yani 87 diyebiliriz buna. Ya da 88 oluyor bazen ama 87. Evet. Bunu yapan Bulgar arkadaş 3 derece vermiş. Yani 3 derece öne yatırmış pervaneyi. Evet arkadaşlar. Bunu göstermek istemiştim. Pervaneler hiçbir zaman tam 90 derece değil. 3 veya 5 derece öne yatık olmalı ki full gaz verirken direkt kanadın içine üflemesin. Biraz kanadın üstüne üflesin. İleri hareket ettiğinde de sel ağızları dikilip ondan sonra bu tazikli havanın içine girip kanadı şoklasın, yukarı atsın. Evet arkadaşlar, bunu göstermek istedim. Şimdi başka merak edilen konu var mı para trike ile ilgili? Bir başka bir şey daha anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Pek çok Exciter modeli yapan arkadaşlar var. Exciter modelin benim sevmediğim bir olayı var. Şurada kemer yok, bakın altlı üst. Ama burada bakın Bulgar ne yapmış? Bakın karabinaya bağlamış arkadaşlar. Karabinaya kolon bağlamış ve o kolonu da buraya bağlamış. Ne oluyor? Uçuş esnasında karabinadan, bütün yük karabinadan buradan da tutuyor. Yani sadece şu üst boruya tutmuyor. Bakın. Aynısı öbür tarafta da var. Görüyorsunuz. Burada da var aynı kemer. Bakın. Buradan borudan tutuyor. Şuraya dayanıyor. Şu boru kaynaklı burada. Buna bu yukarı geliyor. Ve buradan karabinaya. Pek çok bu modeli yapan arkadaşlar var. Tamamen Allah'a emanet, kaynaklara güveniyorlar sadece. Hayır arkadaşlar, hiçbir zaman bir kaynağa güvenmemelisiniz. Yani bak, bu adam buraya bayrak atmış. Bayrak atmış, artık kemer koymuş ona rağmen. Ha, bu kemeri buraya bağlamış. Siz belki şuradan buraya da taksanız olur. Ama bakın, yükü karabinadan almış arkadaş. Şu an üstünde kanat var. Pek gösteremiyorum ama işte bak. Bu karabina buradan şu kemere bağlı. Üstten karabinanın üstü şu siyah kemere bağlı. Alttan da taşıyıcı kemerlere bağlı. Hem buradan hem buradan iki tane. Artı taşıyıcı kemerin içinden bir de bunu sokmuş arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Yani
Pek çok bu modeli yapanlarda kemer yok. Kullanmıyorsunuz, biliyorum. Pek çok kişiyi uyardım bu yüzden. Sağ olsun Metin Pehlivan'da da yoktu ama ben dedikten sonra uyardıktan sonra taktı. Evet. Metin Pehlivan'ı ki burada değil de şuradan şu tarafa dönüyor. Böyle açılı gidiyor. Böyle. Hem yolcu tutunuyor ona. Evet. Şu kemer olacak arkadaşlar. Madem bu modeli yapıyorsunuz, bu model bu kadar yerde, bu olmasa bu borular kopuyor. Size başka bir olayı da anlatayım. Aynı böyle Bulgaristan'da bir kaza yaşandı. Bu bir Vingo oradan dip sprele sokuyor bir arkadaş böyle ağır bir makinayı ve bu borular kopuyor. Evet. Ha şu kemer belki olsaymış o zaman belki yoktu ki kopmuş. Şu an bu kemer nispeten işi kurtarıyor. Evet arkadaşlar şimdi başka merak ettiğiniz konular var mı? Bakın bu makina arkadaşlar bu makina öğrenci yetiştirmek için süper. Tek kötü tarafı kanat çok hızlı. Yani kanat öğrenci için uygun değil. Ama onun dışında bakın ne var, ne yapmış adam burada. Arkada hoca oturuyor, gerektiğinde stop ediyor. Bakın buradan geliyor bu kablo, hemen buraya bağlı. Bunu istediğinde sökebiliyorsun, buradan vidalı. Soket bu, bakın. Soket. Dörtlü soket. Şöyle yakından da göstereyim. Bunu buraya takıyoruz. Evet taktık. Çıkmasın diye de vidası var. Sıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Stop kolu böyle buraya gidiyor. Öne kullanacak kişi bu taraftan biniyor. Burada kablo engel olabiliyor. Bu taraftan biniyor. Bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Burada balistik çeviriyorsun, patlatıyorsun. Ama çevirmeden önce şurada pimi var. Pimini çıkartıyorsun buradan. Şunu. Bakın pim var böyle. Emniyet pimi. Bunu çıkartıp bunu şu an çevirdi mi burası da roket gibi patlatır bunu. Balistik yedek bu. Şimdi arkadan da göstereceğim. Şunu bir takalım patlatmadan. Yanlışlıkla. Evet. Taktık emniyeti. İşte balistik bu arkadaşlar. Onu çevirince şuradan burayı kontrol ediyor. Ve arkadaşlar bakın kemer burada. Şu kapak patlıyor gidiyor. Uçuyor. Paraşüt de en az 10 metre ileriye fırlıyor. Kemer burada. Buradan şu cırtlar koparak buradan şu taşıyıcı baraya gelmiş oluyor. Ve balon gibi yavaş yavaş aşağıya iniş yapılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi eğitim için tasarlanmış. Arkaya otururken bunu indiriyoruz. Kişi buraya oturuyor. Oturduktan sonra bunu kaldırıyoruz. Eğer yolcuysa, bakın yolcuysa ayağını buraya etkilememek için şuraya aşağıdan koyuyor. Yolcuysa. Eğer hocaysa üste koyuyor veya buraya koyuyor. Evet. Bu arkada öğrenci de olabilir, hoca da olabilir. İlk etapta zaten öğrenciyi arkaya bindiriyoruz arkadaşlar. Çift gaz var. Biliyorsunuz bunu size daha önce söyledim. Arkada öğrenci de olabilir, hoca da olabilir. İlk etapta öğrenciyi arkaya bindiriyoruz. Tabii hoca önde oluyor ve gösteriyor. Kumandaları kademe kademe aktarıyoruz. İlk etapta işte gazı veriyoruz. Ayağı gazı alasın. Nerede çöküyor, ne kadar verince düz gidiyor, bunları kavruyor. Daha sonra buradan kumandaları da veriyoruz arkadaşlar. Yani şu kumandalar arkada oturan da tutabiliyor, sıkıntı yok. Şurada mıknatısı var. Evet, yani
Kumandalar arkaya da rahat yetişebiliyor. Dolayısıyla gazı sırasıyla kumandaları yavaş yavaş öğrenciye teslim ediyoruz. Bu paratrack eğitim için tasarlanmış. Dediğim gibi hem buradan gaz hem oradan gaz var. Diğer taraftan freni var. Önü disk. Disk fren arkadaşlar. Buradan freni de çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir el freni de var böyle. Basıyorsun şunu kaldırırsan. Evet. Fren kilitlendi. Şuna bir kere basarsak bakın fren boşa çıktı. Burası hem topuğumuzu tutuyor hem de bu freni kilitlemekte işe yarıyor. Durduk hafif bayır veya trayk kaçmasın diye hemen bunu böyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Daha bu bir yere gidemez. Evet, şuna bastık mı bu boşa çıkıyor tekrar. Evet, çok muhteşem bir tasarım yapmışlar bu paratrayıkta. Öğrenci yetiştirmek için birebir kusursuz diyebilirim yani. Görüyorsunuz gaz hem burada hem burada. Kumandalarda hem pilota hem yolcuya uyabiliyor arkadaşlar. Evet. Bu Adler firması duymuşsunuzdur belki. Kapandı Bulgaristan'da. Sahibi bir mikrolight'la ilaçlama yaparken kaza geçirdi. Kızı vardı mirasçı olarak. Kızına kaldı bütün her şeye firma. Ama kızı da ben bundan uğraşamam dedi. Devretmek istedi. Devredemedi. Ve dolayısıyla firma kapandı arkadaşlar. Bu Adler Exciter tarzında, hatta Exciter'dan bir tık daha büyük, daha böyle yapılı, iri yarı duruyor iskeleti. Şu trike kısmı daha büyük. Ne bileyim, çerçeve daha büyük. Exciter'da şurada karbondan bir koruma var biliyorsunuz. Bu metal derken alüminyum borulardan yapılmış. En güzel tarafı da arkadaşlar şu, çok güzel. Pilot ve yolcuyla anlaşabiliyoruz. İşte interkom burada. Piposu burada, hız göstergesi. Evet. Arkadaşlar, merak ettiğiniz konular varsa sorabilirsiniz. Bu trike'la daha buralarda eğitim vereceğim. Sonra bir ara vereceğim, bir karavan turuna gideceğim. Sonbaharda tekrar geleceğim. Şu an iki öğrenci yetiştiriyorum. Bir öğrenci daha var, onu sonbahara bıraktım. Kısmetse karavan turundan döndükten sonra sonbaharda o arkadaşı da eğitim vererek böylece bu makinenin burada çürüyüp heba olmamasına bir yardımımız dokunmuş olur böylece. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.